Tüm Türkiye'ye iyi akşamlar. Saatlerimiz 19.45. TGRT Ana Haber Bülteni'ne birlikte başlıyoruz. Bugün 21 Şubat Perşembe. Biz onu unutmaya çok yatkınız ama o kendisini hatırlatmayı çok iyi biliyor. Dün akşam saat 21.23'tü. Çanakkale Ayvacık'ta deprem meydana geldi. O kadar ciddi bir sarsıntıydı ki tüm Ege ve Marmara bölgesinde hissedildi. Milyonlarca insan yeniden deprem kabusunu dün gece itibariyle yaşadı. Peki bu deprem ne anlama geliyor? Acaba tutulmalarla, ay tutulmaları ile ilgisi var mı? Muhtemel büyük İstanbul depremini bu deprem tetikler mi? Ya da Ege'de, Ege bölgesinde yeni bir deprem olabilir mi? İşte en yetkili, en etkin isme soracağım. Profesör Doktor Naci Görür'e. Naci Hoca birazdan canlı yayında olacak. Ve biz de günün ilk manşeti olarak deprem kendisini unutturmuyor diyerek depremi gerçeğine ayırdık. Devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hakkını teslim etmek lazım. Müthiş bir iradeyle, müthiş bir kararlılıkla mitinglerine devam ediyor. Şu cümleyi kurmama da izin verin lütfen. Muhalefet liderleri, o kadar muhalefet lideri var, henüz herhangi bir miting görmedik. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyor. Bugün önce Denizli'de, sonra Manisa'da, MHP adayını desteklediği Manisa'da konuştu. Bu seçim beka seçimidir dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan miting meydanlarından Ege'den tüm Türkiye'ye acaba başka hangi mesajları verdi? Onu da haberimizde ayrıntılı olarak birazdan aktaracağım. Beyin kanaması geçirdi, felç oldu ama yılmadı. Kararlılıkla o da tedavisine devam etti. CHP'nin önemli ismi, eski lideri Deniz Baykal. 81 yaşında tekerlekli sandalyeyle bugün Meclis Genel Kurulu'na geldi, yemin etti ve resmen yeniden milletvekili oldu. Ağlayanlar bile vardı meclis sıralarında. Baykal'ın Meclis Genel Kurulu'ndaki yemin töreninde neler yaşandı ayrıntılarıyla birazdan onu da sizlerle paylaşacağım. Ekonomik zorluk yaşıyoruz. Bunu gayet iyi biliyoruz. En çok bu zorluktan etkilenen sektör hiç şüphesiz inşaat sektörü. Konut satışları düşmüş durumda. Ancak her krizde bir de fırsat gizlidir. Ev fiyatları, konut fiyatlarının da düştüğünü gayet iyi biliyoruz. Ancak ev almak, konut almak için kredi de kullanılacak. İşte en büyük mesele de orada. Bankaların kredi faizleri çok yüksek. Bugün kritik bir aşamaya geçildi. Bir banka kredi faizlerini ciddi oranda düşürdü. Acaba tüm bankacılara bu zincirleme bir reaksiyon etkisi oluşturabilir mi? Hangi banka yüzde kaç oranında kredi faizlerini düşürdü? Ayrıntılarıyla aktaracağım. Konut sektörüne de can suyu demek bu bağlamda bu faiz indirimi. Ve son başlık. Moda dünyasının en son hayattaki önemli icracı isimlerindendi. Hat Kötür'ün efsanevi ismiydi. Hiç yaşlanmak istemiyordu, hiç yaşını da söylemedi. 85 yaşında hayatını kaybetti. O kadar genç kalmaya meraklıydı ki 3 sene önce 30 kilo verecek kadar rejim yaptı. Bu kararlılığı gösterdi. Alman modacı Karl Lagerfeld. Arkasında 200 milyon dolarlık bir miras bıraktı. O mirasın en önemli ortaklarından birisi kim? Kedisi, meşhur kedi, dünyanın en şanslı kedisi, koruması bile var. Dünyanın en şanslı kedisini haberimizde aktaracağım sizlere. Buyurun TGRT Ana Haber Bülteni'ne başlayalım. Deprem bu defa Çanakkale Ayvacık'tan kendini hatırlattı. 5 büyüklüğündeki deprem İstanbul'u bile salladı. Marmara bölgesi son aylarda 4'lük 5'lik depremlerle sarsılıyor. Bu sarsıntılar neyin işareti? Bize ne anlatıyor? Profesör Doktor Naci Görür canlı yayında cevaplıyor. Az sonra. Dün gece deprem gerçeği kendini yine bize hatırlattı.
Saati 21.23. Merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesiydi. 5 büyüklüğündeki deprem Ege ve Marmara bölgesindeki birçok kentte hissedildi. Depremden sonraki 1 saat içinde en büyüğü 3.7 olan 22 artçı sarsıntı kaydedildi. Deprem oluyor. Bir şey olmuş. Anne. Vatandaşlar depreme böyle yakalandı. Sarsıntı saatler 21.23'ü gösterirken yaşandı. Merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesiydi. Yaklaşık 45 saniye sürdü. Anlatılacak gibi bir depremde. Bir bambaşka bir şey. 97 senesinde oldu. Bir daha yani. Divan sanki üstünde beni döndürüyor böyle. Deprem yerin 6 kilometre derinliğinde meydana geldi. Millet panik halindeydi. Şu da neden? Önce yüksek dozda geldi. Vurdu. Yıkılıyoruz dedik ama sonra yumuşayarak devam etti. Öylelikle büyük bir yıkım olmadı. Ayvacık'ta hiç yıkım olmadı. Sadece Çanakkale değil, İstanbul, İzmir, Bursa dahil Ege ve Marmara bölgesindeki birçok kentte hissedildi. Sallandık. Kaçıncı katta oturuyorsunuz? Üç. Çanakkale Valiliği tarafından hemen kriz merkezi oluşturuldu. AFAD, emniyet ve sağlık ekipleri Ayvacık ve civar köylerde teyakkuza geçti. Can kaybı ve yaralanan olmadı ama 10 kişi korkudan dolayı soluğu hastanelerde aldı. Herhangi bir yaralanma, can kaybı falan yok. Ayvacık'a bağlı bazı köylerde eski ve kullanılmayan 10 ev hasar gördü. Duvarın yarısı yıkıldı. Hasarlı evler iş makineleri tarafından yıkılmaya başlandı. Camilerden sürekli anonslar yapıldı, vatandaşlar uyarıldı, bilgi verildi. Sokakta duranlar da sıkışık ev arasında değil, açık alanlarda durmaya dikkat etsinler. Ayvacık ve çevre köylerdeki vatandaşlar korkudan evlerine giremedi. Çok kötüydü işte, sallandı çok fena böyle. Nereye kaçacağımızı bilemedik yani. Dışarı çıktık işte, yapacak bir şey de yoktu, bilemedik ne yapacağımızı tam olarak. Sokaklarda ateş yaktı. Birçok kişi geceyi battaniyelere sarılarak dışarıda geçirdi. O kadar kuvvetliydi ki hani evden çıkamayacak duruma geldik ve hani yıkılacak sandım ev. O kadar şiddetliydi. Ondan sonra işte ceketlerimizi alıp hep beraber sokağa çıktık ve hala buradayız. 5 büyüklüğündeki depremin ardından sabaha kadar en büyüğü 3.7 şiddeti olan 46 artçı sarsıntı meydana geldi. Daha önce birçok depremi öncesinden duyurmuştu. Ayvacık depremi için de sosyal medya hesabından 6 gün önce uyarısını yapmıştı. Deprem uzmanı Ahmet Yakut, İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Büyük İstanbul ya da Marmara depremine ilişkin çarpıcı iddiaları seslendirdi. Ayvacık'ta meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremi 6 gün önceden sosyal medya hesabından duyuran deprem araştırmacısı Ahmet Yakut'tan yine çarpıcı bir uyarı geldi. Ona göre Marmara depreminden önce doğuda büyük bir deprem bekleniyor. Bu deprem mutlaka olacak. Er ya da geç olacak ama 2035'te 2045'te tarihe ya da büyüklüğe takılmadan bunu değerlendirirsek Marmara depremi yakın. Yani artık iyiden iyiye hazırlanmamız gerek. Yakın derken hani yarın hemen Marmara depremi olacak diye bir algı kimsenin aklında oluşmasın. Benim en büyük tezimdir. Marmara depreminden önce Doğu hep derim. Doğu kırılmadan Batı kırılmayacak derim. Doğu'da Bingöl, Karlova, Muş, Varto yani şu kısım özellikle büyük deprem yaşayabilir. Peki Doğu'da beklenen depremin adresi neresi? Ahmet Yakut'a göre Bingöl ve Muş'a dikkat etmek gerekiyor. Doğu kırılmadan Batı kırılmayacak derim. Doğu'da Bingöl, Karlova, Muş, Varto yani şu kısım özellikle büyük deprem yaşayabilir. Oraya bakmak lazım. Peki deprem uzmanı Yakut bu verileri nasıl hesaplıyor? İhlas Haber Ajansı'na konuşan Ahmet Yakut o soruyu da yanıtladı. Parametrik bulgu. Bunlar gerek meteorolojik olsun, gerek elektromanyetik bulgular olsun. Gerekse de kırılma yönlerindeki hesaplamalar olsun. Bunlara göre zaten birçok depremi baz alarak öngörebiliyoruz. 2017 yılında yaşanan 6.6'lık Bodrum depreminden sonra zaten Ege'nin iyice gerildiğini ve en son
14 Şubat gecesi yapmış olduğum paylaşımda Yunanistan'ın güneyinin geleceğini ve akabinde beklediğim 4.9'luk bir deprem geldi. Ondan sonra da Ayvacık açıklarını, özellikle Kuzey Ege tarafına dikkat etmemiz gerektiğini belirtmiştim ve paylaşmıştım sosyal medya paylaşımında. Akabinde 6 gün sonra da beklediğim Ayvacık depremi geldi. Büyük deprem Marmara'dan önce doğuyu vuracak diyen Yakut, Ege bölgesinin de bu sene hareketli geçeceğinin altını çiziyor. Bu sene bir hayli hareketli geçecek. Çünkü aklımızda iki tane soru var. Bu sorulardan biri bu depremler sonrası kırılmalar kuzey yönüne mi yoksa güney, yani Ege açıklarına doğru mu ilerleyecek diye. Ama kırılmalara bakarsak bu deprem sonrasında büyük bir deprem şu an için karasal olarak beklemiyorum. Ancak altını çizmekte yarar var, büyük yarar var. Midilli kuzey, yani Babakale havzası açıkları önemli büyüklükte. En azından yine Midilli açıklarında yaşanan 6-13 büyüklüğündeki deprem gibi bir depremi ilerleyen süreçte yaşayabilir diyebiliriz. Deprem Türkiye gerçeği. Biz unutsak da o bize kendisini hep hatırlatıyor. Dün akşam neredeyse tüm Marmara ve Ege sallandı. Peki Çanakkale Ayvacık'taki deprem ne anlama geliyor? Profesör Doktor Naci Görür canlı yayın konuğum. Bizi korkutan ama bilmemiz gereken o soruları soracağım. Naci Hocam, canlı yayınımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Çanakkale depremi bize söylüyor. Bu deprem bize ne anlatmak istiyor? Şimdi bu depremi ben uyarı depremi olarak algılamak istiyorum. Neden? Çünkü Kuzey Anadolu fayıyla ilgili olan bir deprem. Kuzey Anadolu fayının güney kolu üzerinde, güney ve orta kolunun da ilişkili olduğu Biga Yarımadası, Çanakkale hattında meydana gelen bir deprem. Biz Büyük İstanbul depremini de yine Kuzey Anadolu fayının kuzey kolu üzerinde bekliyoruz. Bu deprem ise onun orta ve güney koluyla ilişkili. Aynı zamanda Ege bölgesinin gerilmeli rejimiyle de ara kesit olan bir bölgede meydana geliyor. Dolayısıyla böyle bir deprem size ne ifade ediyor dediğiniz zaman ben uyarı olarak algılamak istiyorum. Çünkü biz Kuzey Anadolu fayının kuzey kolu üzerinde, evet, Marmara Denizi'nin içerisinde büyük bir deprem bekliyoruz. Bu uyarıyı 99 yılından beri verdik ve sürekli de imkan bulduğumuz takdirde halkı uyarıyoruz. Bu deprem de nihayet aynı fayla ilgili farklı bir kolu üzerinde olmakla beraber yine Marmara bölgesi içerisinde. Bu bölgenin enerji biriktirdiğini, stres biriktirdiğini ve zaman zaman böyle depremlerin meydana geldiğini de görüyoruz. Evet. Dolayısıyla da ben bu depremi Büyük Marmara depremini hatırlatmak adına, gerekli önlemleri almak adına uyarı depremi olarak algılamayı yeğliyorum. Aldık bu cümleyi, uyarı depremi dediniz, manşeti attınız. Parça parça soru cevap devam edelim hocam. Kimi bilim insanları çıktı ve Ayvacık depremi için önceden uyardı. Şimdi ise yeni iddialar var. Ege'de 7 büyüklüğünde yeni deprem. Acaba kapıda mı? Bu deprem öncü deprem olabilir mi Ege için? Şimdi tabii yani bu söylemlerin hiçbir bazı yok. Siz bir bilim adamları diyorsunuz. Onlar kimdir bilmiyorum. Şimdi böyle depremler için herhangi bir şey söylemek için Avrupa Birliği'nin bir depremle ilgili bir yönergesi, bir yasası var. Yani eğer biri depremle ilgili bir öngörüde bulunacaksa o konuyla ilgili araştırmalarını, yöntemlerini, bulgularını, söylemlerini neye dayandırdığını söylemesi gerekir. Aksi halde depremin kestirilmesi mümkün değildir. Siz nerede, ne zaman, nasıl, hangi büyüklükte bir deprem olacağını net olarak söyleyemez iseniz ve bu söylediğiniz de doğru olmadığı takdirde
ve sürekli bu doğruları tekrarlayabilecek bir bilgi birikimine, bir yönteme sahip olmadığınız sürece söylenen sözlerin hiçbir anlamı yok bilimsel olarak. Yani birileri bir şey söylüyor. Türkiye deprem bölgesi. Bugün olmazsa yarın bir yerde bir deprem oluyor. Yani bunları söylemek bilim adamı olarak bizlerin muhatap olmayacağı şeyler. Onun için ona cevap veremiyorum. Ama bu yani İstanbul depremiyle bir şekilde ilişkilendiriliyorsa tabii o farklı. Oraya geleceğiz yani, hocam. Marmara peki. Peki adım adım gidelim. Evet, bu konudaki hassasiyetinizi biliyorum. Elinde bilimsel makalesi olan, bilimsel yeterliliği olan konuşsun. Ancak önceden depremi kestirmek mümkün değil. Sizin kırmızı çizginiz olduğunu gayet iyi biliyorum. Naci hocam, şimdi cevabını bildiğim bir soruyu herkes için size tekrar soracağım. Tam ay tutulmaları yaşanıyor. Acaba bu tutulmalar Çanakkale depreminin nedeni olabilir mi? Şimdi şöyle söylemek lazım. Diyelim ki ay tutulması dünya üzerinde etkili oluyor. Özellikle hidrosferde, yani su küre üzerinde daha etkili oluyor. Ancak biz biliyoruz ki zaman zaman 20-30 santime varan bir boyutta taş küreyi de bu ay çekimi etkileyebiliyor. Çünkü ay dünyaya yakın olduğu için bu iki cisim birbirini çekerken ayın dünyanın litosferi üzerine de böyle bir çekim gücü oluyor. Şimdi bu çekim gücü genelde bizim hissedebileceğimiz büyüklükte böyle yeryüzünde kırık oluşturacak şekilde bir deprem oluşturmaz. Ancak onu daha önce de söyledik, bardağı taşıran son damla gibi addedilebilir. Yani bir fay üzerinde zaten depremin olacağı vardır. Yeterince orada enerji birikimi söz konusudur. Bu boşaldı, boşalacak duruma gelmiştir. İşte bu ay çekimi de bu bardağı taşıran son damla rolü oynayarak orada o depremin oluşmasına neden olabilir. Ama genelde ayın tutulması dünya üzerinde her zaman için bir deprem oluşturacak güçte ve kuvvette değildir. Peki, bunu da aldık. Arada kaynamasın hocam. Her deprem bunu yaşıyoruz. Büyüklük rakamlarının bir türlü eşit tutmaması. Kandilli dün akşam için 5.3 büyüklüğünde diyor. AFAD 5 diyor. Uluslararası kuruluşlar 5.1 diyor. Bu büyüklük karmaşasının nedeni ne? Şimdi genelde buna karmaşa dememek lazım. Bir yerde ilk deprem olduğu zaman tabii o depremin odağına olan yakınlığa, uzaklığa, konuma bağlı olarak ilk tahminler genellikle biraz gerçekten farklı olabilir. Ancak farklı noktalardan, farklı lokasyonlardan bu depremin koordinatları ve büyüklüğü belirlendiği zaman daha doğruya doğru bu revize edilir. Bu da hiçbir zaman için dünya, yani deprem literatüründe böyle bir yanlışlık, bir beceriksizlik olarak algılanmaz. Genelde ilk verilenden daha sonra farklı bir noktaya gidilebilir. Onu normal karşılamak gerekir. Peki, gelelim bizim İstanbul'a. Naci hocam, kesinlikle olacak büyük İstanbul depremi. Bu depremi Çanakkale depremi tetikler mi? Şu İstanbul analizine bir başlayalım. Evet. Şimdi bu tetikleme meselesine gelince şöyle diyelim. Bu depremin güney kol üzerinde olduğunu söyledik. Bizim beklediğimiz asıl deprem kuzey kol üzerinde. Yani Körfez'den geçecek, adaların güneyinden gelecek, Orta Marmara çukurluğundan Tekirdağ çukurluğuna doğru gidecek olan o kol üzerinde. O kolun da Orta Marmara çukurluğuyla adalar arasındaki bölümünün en tehlikeli olduğunu, oranın kilitlendiğini, olursa bir deprem
O bölgenin kırılacağını biliyoruz. Yaklaşık 70-75 kilometre uzunluğunda bir fay kesimidir. Ve kırıldığı zaman da 7.2 büyüklüğünde en az bir deprem olacağını biliyoruz. Bunu neye göre biliyoruz? Evet. Yani öyle birilerinin tahminiyle falan değil. 99'dan 2014'e kadar benim koordine ettiğim dönemde 7-8 gemiyle yaptığımız araştırmalarla, deniz tabanına indirdiğimiz denizaltı istasyonlarıyla, çeşitli duyargalarla, çeşitli aletlerle ölçümlere dayanarak ve analizler yapılarak Türk, Fransız, Alman, Amerikan bilim adamlarının zaman zaman da Japon bilim adamlarının katılımıyla ortaya konulan bir çalışma. Daha sonra Kandilli Rasathanesi şimdi de gayet iyi, güzel çalışmalar yapıyor. Almanlarla beraber, yine Teknik Üniversite Fransızlarla beraber çalışmalar yapıyorlar. Yani biz deprem olacak dediğimiz zaman dikkat ederseniz yerini de büyük bir olasılıkla söylüyoruz. Silivri açıkları, Orta Marmara Çukurluğu ile adalar arası. Fayın büyüklüğünü söylüyoruz. Evet. Olursa ne büyüklükte olacağını söylüyoruz. Nereleri etkileyeceğini de söylüyoruz. Bunu da milyonlarca euroluk araştırmalara dayalı olarak ciddi bilim ekibiyle olan, yoksa bir kişinin oturup düşünüp ben yaptım, çalıştım, işte burada bu olacak şeklinde değil. Şimdi bu fayın sözünü ettiğimiz depremin onu tetiklemesi pek mümkün değil. Yani belirli bir etkileşim aynı fay zonunda olduğu için etkili olabilir ama 5.1 büyüklüğünde bir depremin doğrudan doğruya geometrik ilişkisi nedeniyle ona yapabileceği bir etki ve tepkiden dolayı Büyük Marmara depremini harekete geçireceğini söylemek doğru değil. Yani pek mümkün değil. Harika özetlediniz hocam. Sevmediğiniz bir soru var. Biliyorum ama yine de soracağım. İstanbul depreminin zamanı 10 yıl içinde olacak, zaman daraldı diye haberler okuyorum sağda solda. Tarih konusunda bilmediğimiz acaba yeni bir gelişme mi var? Hayır. Şimdi bu sadece bizde değil, bütün dünyada deprem alarmı verilir. Ve bu alarm verildiği zaman belirli bir zaman, periyot verilir. Bu periyot da neye göre verilir? Diyelim ki depremi oluşturacak fayın o bölgede ne kadar enerji biriktirdiği, yılda ne kadar bir güç, bir enerji biriktirdiğinin hesabı yapılır. Mesela bizim deprem beklediğimiz Kuzey Anadolu fayı yılda 2,5 santim yaklaşık Anadolu levhacığını diyelim Ege'ye doğru, Yunanistan'a doğru yaklaştırıyor. Bu fay Marmara'nın altında kilitlendiği için, kayma olmadığı için bu her 2,5 santim hareket batıya doğru bu kilitlenmiş bölgeye her yıl belirli bir enerji yüklüyor. Bu yıllar geçtikçe enerji gittikçe artıyor ve Marmara'nın altındaki kabuğun dayanma gücünü aştığı an kırılacak. Yani bu şuna benziyor. Siz bir cisme bir güç uygularsınız sürekli yavaş yavaş. Bu cisim önce sizin o uyguladığınız güce dayanır ama güç öyle bir noktaya gelirse çat diye kırılır. Şimdi Marmara'nın altı bu durumda. Yani bu zamanı da verirken böyle bir cisim şöyle bir yüke ne kadar dayanır hesabı yapılıyor. Bunun için değişik yöntemler var ve bu hesaplandı. 30 sene artı eksi 10-15 sene denildi dikkat ederseniz. Her an ama yani verilen periyot bu. Şimdi şuna katılırım. Zaman daralıyor, doğrudur. Çünkü 1919'a geldik. Zaten bizim o artı eksiği bırakırsak son üst limit 1929. Şimdi 1919. 10 sene var. 2019 ama hocam. Artı eksisi de bunun var. Evet. Şimdi 2019 üst limiti 2029 ise 10 sene var demektir. Ama artı eksi de dedik. 10-15 sene beriye gelebilir, 10-15 sene ileriye gidebilir. Öyle olunca 2020 çok kritik bir tarih olur. Ama eğer öbür tarafa doğru yani 2029'dan daha ileriye gidecekse o zaman 2040 gibi olur. Yani
bu artı eksi önemli. 30 sene artı eksi 10-15 sene ya önce ya sonra diye verildi bu. Bu 1999 yılında evet. Parson ve arkadaşlarının yaptığı uluslararası yayınlarda bildirilerde ortaya konuldu. Şimdi o nedenle ben zaman üzerine fazla takılmanın bir anlamı yok. Yani zamanı ne zaman düşünürüz biz? Ya biz daha hazır değiliz veya hazırlanıp işimizi bitireceğiz. İnşallah önümüzde zaman vardır diye yaparsınız. Ama hiçbir hazırlık yapmadan yaklaştı, daha çok var demenin evet. hiçbir anlamını görmüyorum. Onun için bu konuları konuşmayı da doğrusu abesle iştigal diye addediyorum. Çok güzel bir noktaya getirdiniz. Kartal'da Yeşil Yurt apartmanında gördük. Daha deprem olmadan İstanbul'da binalar kendi kendine çöküyor. Naci Hocam, bu yapı stoğu nasıl dönüşecek? Biz ne yapacağız? Şimdi biz kentsel dönüşüm yaptığımız zaman üzülerek söylüyorum ki doğru bir başlangıç yapmadık. Bunu da zaten daha önceki Sayın Bakanımız Özhaseki de açıkladılar. Sayın Cumhurbaşkanımız da bir vesileyle yine söyledi, yakın zamanda da söyledi. Şimdi biz kentsel dönüşümü maalesef bir müteahhitlik projesi olarak algıladık. Motor gücünü de müteahhitler olarak ortaya koyduk ve kentsel dönüşümü de onların inisiyatifine bıraktık. Öyle olunca da haklı olarak müteahhit zümresi nerede daha fazla rant varsa, nerede neyi dönüştürerek daha fazla kar edeceklerse oralara yönlendiler. Bugün Bağdat Caddesi ve çevresinde, Fenerbahçe evet. o yörelerde çok daha fazla kentsel dönüşüm oldu. Ama oralar en tehlikeli yer miydi? Benim ondan kuşkum var. Yani fakir olan, rantı olmayan ama en tehlikeli yerlere de pek girilmedi. Bu demek ki bu işi yanlış başlattık. Doğrusu nedir? Doğrusu şu. Bakın yapılacak iş çok basit. Hiç bu işi böyle zor gibi, kompleks gibi göstermeyelim. Yapılacak şey şu. İstanbul'un çok ciddi olarak risk haritasını ortaya korsunuz. Tehlike haritası var. Bunu koyduktan sonra riskli bölgelere düşen yapı stokunu da ortaya korsunuz. Bu yapı stokunu incelersiniz. Sabırla, hızlı olarak. Bu iş 3 günde, 5 günde olmaz. Böyle hemen basit bir hesapla olmaz. Birkaç sene verirsiniz. Bu konutları, bu binaları incelersiniz. Hangisi evet. yıkılacak? Hangisi güçlendirilecek? Hangisi tahliye edilecek? Nereler tahliye edecek? Belirlersiniz. Önce bu araştırma safhasını yaparsınız. Ondan sonra da devletin önderliğinde finans gücü de bankalar olur, Avrupa Birliği olur, Dünya Bankası olur, her neyse Türkiye Cumhuriyeti Devleti olur. Sonuçta devletin önderliğinde, gözetiminde ve denetiminde en riskli yerlerden başlayarak en riskli yapıları o öngördüğünüz plan doğrultusunda ya yıkar, ya güçlendirir, ya tahliye edersiniz. Ve tabii ki bu işin içine özel sektör girer, müteahhitler evet. girer. Ama bunları yönlendiren o bölgenin rant değeri değildir. Tehlike derecesidir, risk derecesidir. Bunları yaparsınız. Yaptığınız zaman da yaptığınız her şey artık kesin olarak ortada kalır. İstanbul'da bakın 1 milyon 600 bin bina var. Ben hep onu dedim. Burada bir daha söyleyeyim. İstanbul'da ben desem ki ya %1 sadece %1 oranında bina hasar görecektir. En büyük tehlike can mal kaybı da orada olacaktır desem hepiniz rahat edersiniz değil mi? Yani tamam. İstanbul'da %99 binaya hiçbir şey olmayacak desem herkes der ki iyi o zaman yani %1 ile kalıyorsak çok şükür deriz. Ama %1 16 bin bina demektir. 16 bin bina. Her bina 4 katlı olsa ki ondan fazladır. Evet hocam. Ve ikişer daire olsa her katta 8 daire eder. 8 ile 16 bini çarptığınız zaman aşağı yukarı yani varacağınız rakam her dairede de 4 kişi desen. Ha 4 kişi deseniz 500 binlere gelirsiniz. Yani bu işin şakası yok. İstanbul'da %1 binanın yıkımı demek 500 bin insanın büyük ölçüde can kaybına yakın bir şey demektir. Siz o %1'in içerisinden de %50'yi telafi edin.
bırakın bir tarafa, evet, yine 200-250 binlerden konuşuyorsunuz. Yani bu kadar büyük bir tehlike varken, daha deprem ortada yokken, binalar şu anda geçen gün de yine bakanlıkça, evet, açıklandı hocam, yetkililerce 16.600 bina İstanbul'da yıkımı bekleniyor veya yani belki de Türkiye ölçeğinde olabilir, yanlış hatırlamıyorsam. Ama daha deprem ortada yokken binalar bu durumdaysa, yapı stokunun İstanbul'da %60'ı gerçekten riskli ise, bunu devlet ve ilgili organlar kabul ediyorsa, evet, bizim hiçbir şeyi beklemeden behemahal acil alarm vererek, asıl beka sorunu olarak bunu görerek bizim bu depremle ilgili önlemleri almamız lazım. Bak daha dün 21 insanımızın diyelim hocam, acısını çektik. Yani bu nokta ciddi bir konu. Bu konu sadece Türk bilim adamlarının ortaya koyduğu bir şey değil. Bütün, evet, bu televizyonları, bütün dünya dinliyor. Yani işte diyeceğim şu, gerçekten bu deprem sorunu önemli. Türkiye için önemli ama İstanbul için de özellikle de önemli. Böyle ne zaman olacak, nasıl olacağı bir tarafa bırakalım. Olacak, olacağı bugünkü bilimle aşağı yukarı kesin. Evet. Biz toplu, ekonomik, hızlı ve gerçekten insanların can güvenliğini sağlayacak bir plan, programlama ile bu işi yapalım. Ve siyasetçilerimiz de bu seçim kampanyasında, evet, başka şeyleri konuşacağına lütfen bunu gündeme getirsinler. Halk da lütfen bunu istesin. Naci Görür, Profesör Doktor, çok değerli cümleler kurdunuz. Kayıtlara geçti. Yine uyarınızı yaptınız. Üzerinize düşeni yaptınız. Yayınımıza katıldığınız için tekrar çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim. İYİ Parti'de Mersin krizi çözüldü. Burhanettin Kocamaz Demokrat Parti'den aday oldu. CHP'de imzalar geri çekildi. Parti meclisi toplantısı iptal edildi. Cumhurbaşkanı ise Denizli ve Manisa'da vatandaşla birlikteydi. Seçime doğru siyasetin gündemi az sonra. Avrupa ile Türkiye arasındaki ilişkiler yeniden gerilmeye başladı. Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi 2018 Türkiye raporunu kabul etti. Raporda Avrupa Birliği'nin Türkiye ile müzakerelerini askıya alması istendi. Ankara ise rapor için kabul edilemez dedi. This morning the funerals were held. Avrupa Parlamentosu'ndan yine Türkiye karşıtı bir karar çıktı. Who is against? Dış İlişkiler Komitesi'nde 2018 Türkiye raporu konuşuldu. Sahnede Türkiye karşıtı çalışmalara önderlik yapan Türkiye raportörü Kadı Pili vardı. Pili bu kez de Avrupalı parlamenterlere Türkiye'nin Avrupa Birliği müzakerelerinin resmen askıya alınması için çağrıda bulundu. Avrupa Parlamentosu'nda yapılan oylamada Türkiye'nin müzakerelerinin askıya alınması önerisi 7'ye karşı 47 oyla kabul edildi. 10 ülke ise çekimser kaldı. Karar Avrupa Birliği Parlamentosu Genel Kurulu'na sevk edildi. Nihai raporun 11-14 Mart veya 25-28 Mart'ta düzenlenecek Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda kabul edilmesi bekleniyor. Piri bu kararın ardından yapılacak yeni oturumda da parlamenterleri Türkiye aleyhine oy vermeye davet etti. Kati Piri'nin hukuksuz açıklamaları sadece bunlarla sınırlı değildi. Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü, Türkiye bir aday ülke olarak kırmızı çizgileri aştı. Bunun da siyasi sonuçları olmalı ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avrupa Parlamentosu'nun 2018 Türkiye raporu taslağına tepki gösterdi. Hukuki bağlayıcılığı olmayan, tavsiye kararı niteliğindeki taslak raporda, ülkemizin Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerinin resmen askıya alınması çağrısında bulunulması kesinlikle kabul edilemez. Raporda yer alan asılsız iddialarsa, Avrupa Parlamentosu'nun ülkemize karşı taraflı ve ön yargılı tutumunun yeni bir göstergesidir ifadesini kullandı. Başta da söyledik, Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkeyi karış karış gezmeye devam ediyor. Bugün önce Denizli'ye, sonra da Manisa'ya gitti. Denizli'de yaptığı konuşmada bu seçimin belediye seçimi değil, beka seçimi olduğunu söyledi. Sonraki durağı Manisa'da da ilk kez MHP'li bir büyükşehir belediye başkan adayı için oy istedi. İşte Manisalı kardeşlerim, bugün biz de bu mübarek şehrin havasından, suyundan, feyzinden, bereketinden istifade etmeye geldik.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Manisa'daydı. İlk kez Cumhur İttifakı'nın MHP'li bir büyükşehir belediye başkan adayı için oy istedi. Manisa Büyükşehir'de Cumhur'un adayını hep birlikte en ufak bir tereddüde düşmeden destekliyor muyuz? Erdoğan'ın hedefinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir adayı Tunç Soyer de vardı. Darbeci babasını savunuyor, Kılıçdaroğlu da ona destek veriyor dedi. Ülkemiz tarihinin en karanlık döneminin başsavcısı olan babası Nurettin Soyer'e canhıraş bir şekilde sahip çıkıyor. Tabii babaya sahip çıkmak başka, babanın karanlık ve zorba mirasına sahip çıkmak bambaşka. Bu şahıs her şeyiyle babasına sahip çıkıyor. CHP'nin genel başkanı da başarılı bir hukukçu diyerek bu darbecinin sahiplenilmesine destek veriyor. Erdoğan'ın gündeminde kentsel dönüşüm de vardı. İstanbul Kartal'da yıkılan ve 21 vatandaşımızın hayatını kaybettiği binayı örnek göstererek kaçak yapılardan gelin çıkın ifadelerini kullandı. İstanbul Kartal'da bir olay yaşadık. 21 vatandaşımızı kaybettik. 14'ü hastanedeydi. Karabağlar'da İstanbul'un o benzeri şeyler Allah göstermesin İzmir'de olabilir. Aynı şey bakıyorsunuz Bergama'da, Bornova'da, buralarda olabilir. Diyoruz ki yazıktır, günahtır. İş işten geçtikten sonra bağırmanın, ağlamanın bir faydası var mı? Yok. İşte bu kaçak yapılardan diyorum ki gelin bak her türlü tedbiri aldık. Çevre Şehircilik Bakanım bütün 81 vilayete yazılarını gönderdi. Dedi ki bu tür kaçak yapılar, bunlardan bir an önce çıkın, kiranızı da biz vereceğiz. Yerleşin, biz de oraları yıkalım ve oralarda TOKİ olarak süratle sağlam, güvenilir binalar yapalım. Binali Yıldırım'ın istifasıyla birlikte gözler boş kalan meclis başkanlığı koltuğuna çevrildi. O koltuğa yine AK Parti'den bir milletvekilinin oturacağı kesin. İşte o ismi belirlemek için AK Partililer bugün bir temayül yoklaması yaptı. Yoklamanın sonuçları da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderildi. Binali Yıldırım'ın istifasıyla boşalan meclis başkanlığı koltuğuna kim oturacak? AK Parti milletvekilleri saat 12'de AK Parti grup salonunda toplandı. Basına kapalı yapılan toplantıda vekiller meclis başkanı olarak görmek istedikleri ismi yazıp verdi. Yaklaşık bir saat süren toplantı sonrası sonuçlar zarfa konularak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletildi. Erdoğan'ın onayıyla belirlenen isim AK Parti'nin adayı olarak grup başkan vekilleri tarafından meclis başkanlığına sunulacak. Ardından hızla genel kurul seçim için toplanacak. Meclis başkanlığı seçiminin 24 Şubat pazar günü tamamlanması bekleniyor. Oylama gizli yapılacak. İlk iki turda 400 oy aranacak. Bu oy sağlanmazsa üçüncü turda 301 oy alan kişi yeni meclis başkanı seçilecek. Kulislerde meclis başkanlığı için şu isimlerin adı geçiyor. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Meclis Başkan Vekili Mustafa Şentop, Adalet Eski Bakanı Bekir Bozdağ ve Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı. Ankara'da mecliste aylardır boş duran bir koltuk daha vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın koltuğu. Baykal bugün meclise geldi. Yemin etti. Yemin töreni sırasında Baykal'ın eşi Olcay Hanım gözyaşlarını tutamadı. Böyle geldi, yeminini etti. Büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim. Ayakta alkışlandı. Eşi gözyaşlarına boğuldu. CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal tam 16 ay sonra
yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeydi. Bugün özel bir gün yaşıyoruz. Türk siyasetinin duayeni, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin geçici başkanlarından, değerli devlet adamı, değerli büyüğüm Sayın Deniz Baykal'ı bugün uzun bir aradan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, sağlık sorunları nedeniyle gerçekleştiremediği milletvekili yeminini 7,5 ay sonra etti. Herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim. Baykal genel kurulda yemin ederken sağlık personeli genel kurulun kapısında bekledi. Baykal 16 Ekim 2017 tarihinde beyne giden damarlardan birinin tıkanması sonucu kısmi felç geçirdi. 51 gün yoğun bakımda kaldı. Tedavi için Almanya'ya gitti. 16 ay sonra ise ilk kez meclise yemin etmek için geldi. Baykal kürsüye gelirken milletvekillerini eliyle selamladı. Kürsüye kurulan özel platforma görevlilerin yardımıyla tekerlekli sandalyede çıktı. Baykal, Bluetooth kulakla oğlu tarafından okunan yemin metnini tekrarladı. Yeminin ardından CHP'li vekiller Baykal'ı ayakta alkışladı. Baykal'ın yeminini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de izledi. Baykal yemin ederken duygusal anlar yaşandı. Baykal'ın yeminini lojadan kızı Aslı ile izleyen eşi Olcay Baykal'ın gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Oturumu yöneten Levent Gök yeminin ardından partilere söz hakkı verdi. Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili Sayın Deniz Baykal, bütün Türkiye'nin tanıdığı saygın bir kişi, çeşitli devlet görevlerinde bulundu. Her zaman Türkiye siyaseti Sayın Deniz Baykal'ın fikirlerinden, değerlendirmelerinden ve eleştirilerinden faydalandı. Yine fikirlerinden, eleştirilerinden, değerlendirmelerinden faydalanmak istiyoruz. Kendisine aramıza hoş geldiniz diyor. Bundan sonraki hayatında sağlık ve afiyet diliyoruz. Baykal'ı yemin sonrası Kılıçdaroğlu ve çok sayıda vekil uğurladı. Dün akşam canlı yayın konuğum olan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın adaylığı da kesinleşti. Kocamaz bugün Demokrat Parti'den başkan adaylığı için bizzat başvurdu. Burhanettin Kocamaz'ın derdi Mersin'dir. Mersin halkına, Mersin iline hizmet etmektir. İyi Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Burhanettin Kocamaz'ın ismi YSK'ya geç teslim edildiği için aday gösterilmemişti. Kocamaz'ın adaylığı için formül bulundu. Demokrat Parti Mersin'de Pınar İbenci aday göstermişti. İbenç ikna edildi ve adaylıktan çekildi. Yerine listeye Kocamaz girdi. Kocamaz, İYİ Parti'nin aday tanıtımı için Ankara'daydı. Genel Başkan Meral Akşener'le İYİ Parti Genel Merkezi'nde 2 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi. O görüşmenin hemen ardından Demokrat Parti Mersin İl Başkanı Tural Kadızade, Kocamaz'ın Demokrat Parti Mersin adayı olduğunu duyurdu. Mersin'de sadece Kocamaz değil, İYİ Parti'nin Akdeniz Belediye Başkan adayı olarak duyurulan Akif Çiftçi'nin başvurusunun da geç yapıldığı öğrenildi. Demokrat Partili Kadızade, Akif Çiftçi'nin de Demokrat Parti'den aday olacağını açıkladı. Kocamaz'ın Demokrat Parti'den aday olmasının ardından adaylıktan çekilen Pınar İbenç ise Mezitli ilçesi belediye başkan adaylığına kaydırıldı. İbenç yaptığı açıklamada partinin bu yönde bir talebi olduğu, önemli olan vatana, memlekete hizmettir dedi. Kocamaz adaylık sorununun çözülmesiyle soluğu Mersin'de aldı. Adaylık başvurusunu bu kez kendisi gidip yaptı. Mersinlilere seçim otobüsü üzerinden seslendi. Pınar İmenç'e teşekkür etti. Sevgili Pınar Hanım'a da huzurlarınıza teşekkür ediyorum. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım seçim çalışmalarına çok hızlı başladı. Aynı hızla da devam ediyor. Yıldırım'ın bugünkü ilk durağı Silivri'ydi. Rica ederim. Binali Yıldırım seçim çalışmalarının 3. gününe Silivri'den başladı. Yıldırım'ı Silivri Otogarı'nda taksici esnafı karşıladı. Allah'ım, 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 Allah'ım.
Binali Yıldırım taksicilerin ricasını kırmadı, bir taksiye bindi ve bizzat kendi kullanacak. Başkanım, taksimetreyi açtınız mı? Dur bakalım, bismillah dedik ya. Taksimetre açın ama. Müşteriler bedavacı olsun. Binali Yıldırım kendisini okullarına davet eden öğrenciyi kırmadı ve hep birlikte okula gidiyorlar. Binali Yıldırım AK Parti Silivri İlçe Başkanlığı önünde de coşkuyla karşılandı. Ulaşım bizim işimiz, hiç merak etmeyin. Silivri'ye ulaşımı en iyi şekilde çözeceğiz. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Silivri Cumhur İttifakı Seçim İrtibat Bürosu açılışına katıldı. Hayırlı uğurlu olsun. Ya Allah. Silivri için planlar çok. Silivri'ye 450 tekne kapasiteli bir yat limanı yapılacak. Bu ne demektir? Oraya gelecek insanlar para harcayacaklar, esnaf kazanacak. Yıldırım'ın Silivri'deki balıkçılarla buluşma anlarında da renkli görüntüler yaşandı. Jetler, ataklar, tanklar, biri gitti biri geldi. Komandolar birbiri ardına savaş alanına indi. Kars'taki kış tatbikatının her aşaması gerçek bir savaş gibiydi. Eksi 20 derecedeki tatbikattan olağanüstü görüntüler az sonra. İlköğretim öğrencisi kızların sokak kavgası, toplumumuzdaki şiddet sorununun hangi noktaya geldiğini bir kez daha gösterdi. 3 kız öğrenci, 1 arkadaşlarını sokak ordasında adeta linç etti. Kız arkadaşlarını sokak ortasında böyle dövüp sonra da sosyal medyadan paylaştılar. Ne acı görüntüler bunlar diyeyim ve orada kalayım. Geçelim Fransa'ya. Fransa'da domuz gribi vakaları ile ilgili sayılar açıklandı. Durum gerçekten de dehşet verici. Salgında yılbaşından bu yana tam 2800 kişi hayatını kaybetti. Fransa'da grip salgını korkutuyor. Avrupa genelinde görülen grip salgını yalnızca Fransa'da 2800 kişinin ölümüne neden oldu. Sarı yelekliler protestoları nedeniyle zor günler geçiren Macron yönetimi grip salgınını görmezden geliyor. Ancak pek çok vaka ölümle sonuçlanıyor. Korkutan rakamları Fransa Kamu Sağlığı Ajansı haftalık bülteninde paylaştı. Grip salgınında 1 Ocak-20 Şubat arasında 2800 kişi hayatını kaybetti. Açıklamada 20 Şubat'tan sonraki 2 haftada ise on binlerce kişinin grip nedeniyle hastanelerin acil servislerine başvurduğunu belirtti. H1N1 ve H3N2 virüsleri, yani domuz gribinin iki türünün neden olduğu grip salgınının özellikle 65 yaş üstü yaşlılarda ve 5 yaş altı çocuklarda ağır etki gösterdiği açıklandı. Bütün hastalara, şeker hastalarına, astım hastalarına, o 65 yaşından sonra grip aşısının kağıtları geliyor insanlara. İnsanların çoğu aşı yapmak istemiyorlar. Bu yıl H1N1 virüsü için kullanılan aşıların virüsü önleme oranı %59'da kaldı. H3N2 virüsünde ise bu oran %19. Yani aşı pek etkili olmamış durumda. İnsanlar doktorları dinlerlerse bu kadar ölüyor olmaz. Şimdi bu domuz gribi vakaları Fransa'da bizi çok bağlamaz diye düşünenler olabilir. Hiç öyle düşünmeyin. Paris'ten, Lyon'dan, Nant'tan birçok yerden Türkiye'ye sürekli uçak geliyor. Oradaki salgının buraya daha yoğun olarak taşınma riski bulunuyor. Konuyla ilgili olarak muhabir arkadaşlarım Sağlık Bakanlığı ile görüştü bugün. Fransa'daki risk analiziyle alakalı olarak. Sağlık Bakanlığı özetle durumu çok yakından takip ediyoruz. Türkiye için herhangi bir kaygı verilecek durum yok. Kaygılanacak durum olmadığını vurguladıkları gibi aynı zamanda izleme sonrasında herhangi bir vaka görünürse duruma hızla müdahale edileceğini Türkiye Sağlık Bakanlığı da açıklamış oldu. Bu noktayı da ben de size aktarayım. Ve devam edelim. Türk Silahlı Kuvvetleri Kars'ta
kış tatbikatı yapıyor. Mehmetçiğin yanı sıra 15 ülkeden askerlerin de katıldığı 2019 Birleşik Kış Tatbikatı'nda bazı yerli silahlarda ilk kez kullanıldı. Jetler, ataklar, komandolar, tanklar. Türk Silahlı Kuvvetleri Kars'ta gerçeği aratmayan dev bir tatbikata imza attı. Tatbikata 15 ülkeden 300 civarında asker de görev yaptı. İki yılda bir düzenlenen 2019 kış tatbikatına 2000'den fazla Mehmetçik katıldı. Mehmetçik Kars'ta sadece tatbikat yapmıyor, aynı zamanda soğuk hava şartlarıyla da mücadele ediyor. Bakın işte o soğuk hava şartlarından korunmak için yine soğuk başka bir madde, buz kullanılıyor. Buzdan yapılan igloların içerisinde Mehmetçik 21 gündür hem kalıyor hem de burada tatbikatı sürdürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 3 hafta önce başlattığı Birleşik Tatbikat'ta son günler savaş senaryosuna göre taarruz aşamasıydı. 2019 kış tatbikatı işte bu görüntülerle başladı. Dağın tepesine bırakılan komandolar şimdi harekat bölgesine doğru kayak takımlarını kullanarak iniyorlar. Onları iki de atak helikopteri yakından koruyor. Komandolara zaman zaman özel harekatçılar eşlik etti. Belirlenen hedefler karadan fırtına obüsleri, havadan jetler, atak helikopterleri ve silahlarla vuruldu. Tatbikatta helikopterler, yeni üretilen yerli ve milli füzelerimiz Cirit ve Umtaş'ı ilk defa kullandı. Tatbikatta kullanılan yerli silahlarımızdan biri de Bora keskin nişancı tüfeği oldu. Yaklaşık 6 kilo ağırlığında ve etkili menzili 1000 metre. Sadece bunlar da değil. Yerli ve milli üretim kamikaze drone Alpago da tatbikatta kullanılan yeni silahlardan oldu. Tatbikatın taarruz bölümünde belirlenen noktalar gerek füzelerle, gerek dronlarla, gerekse de uçaklarla vuruldu. Şimdi de vurulan bölgelere doğru tank birlikleri hareket haline geçti. Bakın işte ilerliyorlar. Şu anda çok sayıda tankı görüyorsunuz. Hızla operasyon bölgesine, tatbikat bölgesine doğru intikal ediyorlar. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, kuvvet komutanları ve 18 ülkenin temsilcilerinin izlediği tatbikat bu paraşütçülerin bayraklı inişiyle noktalandı. Sarmış ufuklarını senin gene inatçı bir duman, beyaz bir karanlık ki gittikçe artar. Tıpkı şehirdeki gibi oldu. Beyaz karanlık bu sabah İstanbul'un üzerine çöktü. Yerdekiler için çile olsa da yukarıdan bakınca tabloyu andırıyordu. Sisler altındaki mega kent az sonra. İstanbul'un yeni valisi Ali Yerlikaya, İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahit Ören'i ziyaret etti. Vali Yerlikaya, İstanbul'un problemlerine kalıcı çözümler üretmek için yoğun bir çalışma içinde olduklarını söyledi. İstanbul'un yeni valisi Ali Yerlikaya, İhlas Medya'ya nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Vali Yerlikaya'yı İhlas Holding binasında Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahit Ören karşıladı. Vali Yerlikaya ziyareti sırasında İstanbul'un problemlerine kalıcı çözümler üretmek için çalıştıklarını söyledi. İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahit Ören de Vali Yerlikaya'ya başarılar diledi. İstanbul'a yapılan hizmetlere her zaman destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Görüşmeye TGRT Haber Genel Yayın Yönetmeni Ercan Seki, Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan, Türkiye Gazetesi Yayın Koordinatörü Yücel Koç da katıldı. Ziyarette İstanbul Valiliği Basın Halkla İlişkiler Müdürü Muammer Karadeniz ile Valilik İletişim Danışmanı Profesör Doktor Ergün Yolcu da hazır bulundu. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından Vali Yerlikaya'yı İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahit Ören bizzat kendisi uğurladı. O da farklı yani. Oradaki
yıllarca ünlü sosyal bilimci ve tarih profesörü Kemal Karpat Amerika'da vefat etti. Kitapları 20 dile çevrilen Karpat 96 yaşındaydı. Daha Osmanlı devleti kurulmazdan evvel. Profesör Kemal Karpat ABD'nin Wisconsin eyaletinde 96 yaşında vefat etti. Ölüm haberini Türkiye'nin Chicago Başkonsolosluğu duyurdu. Wisconsin Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları Bölüm Başkanlığı'nı yapan Karpat, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyordu. Hayatımın en büyük gününü yaşıyorum. 2010'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Onur Ödülü alan Karpat, 2016'da Cumhurbaşkanlığı ödülünü almaya gelememişti. Yazdığı makale ve eserlere dünyada en çok atıfta bulunan Türk tarihçilerden biri olan Kemal Karpat, 1923'te Romanya'nın Dobruka kentinde doğdu. Ünlü bilim insanı 1946'da Türk vatandaşı oldu. İstanbul Üniversitesi hukuk mezunu olan Kemal Karpat, Bilkent, Orta Doğu Teknik, Ankara, Harvard, John Hopkins, Columbia Üniversitelerinde dersler verdi. Yüzlerce makalesi ve 20 dile çevrilmiş kitapları olan Profesör Kemal Karpat, resmi tarih söylemine şöyle itiraz ediyordu. Resmi tarih bilhassa devletin siyasi amaçlarını gerçekleştirecek bir tarih, tarih olamaz. Bizde de yapılan bir yerde tüm tarihi cumhuriyetle başlatmak, önceki geçmişi yok saymaktır. Karpat'ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayınlayan Erdoğan, ülkemize değerli katkılarda bulunan kıymetli hocamız Kemal Karpat, saygın kişiliğiyle her zaman saygıyla yad edilecektir dedi. İstanbul'da sisli günler devam ediyor. Trafik de sisten etkilendi. İki gündür çok sıkışık. Dün gece ben her zaman 20 dakikada gittiğim yolu 1 saatte ancak alabildim. Ama işin bir de güzel yönü var. Sis poster olacak kadar güzel görüntüler sunuyor bize. İşe mi gideceksiniz? İşe gidiyoruz. Dükkan açacağım da. Gitmezseniz öğrenciler sevinir mi? Büyük ihtimalle öyle. Deniz ulaşımını engellese de, vatandaşa trafik sorunu yaşatsa da, diğer yandan işte bu kartpostallık görüntüleri oluşturdu. Yoğun sisin çevrelediği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kameralara böyle yansıdı. Sis bulutunun üstünde havada asılı duruyor gibi görünen köprü, gece ve gündüz ayrı manzarasıyla hayran bıraktı. Böyle görüntüler oluşturan sis, vatandaşlar için çileye de dönüşebiliyor. Zaman zaman işte bu anonslar yapılıyor, ancak vatandaşlar sisin kalkmasını ve deniz motorlarının seferlerini yeniden başlamasını bekliyor. İşte o bekleyen kalabalık da her geçen dakika artıyor. Ulaşım için deniz yolunu seçenler beklemek zorunda kaldı. İşe gidiyoruz, dükkan açacağım da. Para da gitti şu anda. Gitti, ne yapalım, canımız sağ olsun. Ama kimilerinin işine geç kaldığında sevinecek olanlar da vardı. Üniversitede hocayım. Vallahi 9.30'da dersim var. İnşallah. Gidecek misiniz? Hiç bilmiyorum. Gitmezseniz öğrenciler sevinir mi? Büyük ihtimalle öyle. Hava sıcaklığı ve çiğ noktası arasındaki ısı farkının 2.5 ila 4 santigrat derece olduğu durumlarda sis oluyor. Hava ısındıkça sis de kayboluyor. Moda dünyasının en büyük isimlerinden biriydi. Dün 85 yaşındayken hayatını kaybetti. Alman modacı Karl Lagerfeld. Arkasında tam 200 milyon dolarlık miras bıraktı. Mirasın ortaklarından biri de modacının kedisi Şupet oldu. Hayatını kaybeden moda dünyasının efsanevi isimlerinden Alman modacı Karl Lagerfeld hayatını kaybetti. Ünlü modacının 200 milyon dolarlık mirasından kedisine de pay verileceği öğrenildi. 85 yaşındaki Alman modacı hiç çıkarmadığı siyah gözlükleri, at kuyruğu yaptığı bembeyaz saçları, eldivenleri ve eşsiz takılarıyla özdeşleşmişti. Ölümüyle moda dünyasında büyük üzüntüye neden olan Lagerfeld'in 200 milyon dolarlık mirasının akıbeti tartışılmaya başlandı.
Ünlü modacı geçtiğimiz yıl verdiği röportajda mirasının kendisi gibi ünlü olan kedisi Şüphet'le birlikte birçok kişiye gideceğini açıklamıştı. Çıkan haberlere göre mirasın büyük kısmı Karl Lagerfeld'in 11 yaşındaki oğluna bırakılacak. Mirastan düşecek payla ünlü kedinin de dünyanın en zengin kedisi olacağı konuşuluyor. Alman modacı hayattayken açtığı hesap sayesinde kedisi zaten milyonerdi. Şimdi de kedinin hesabındaki paralar hayatının geri kalanında alışık olduğu lüks hayatın sürdürülebilmesinde kullanılacak. Özel uçaklarla yolculuk yapan, sık sık podyuma çıkan, sosyal medyada binlerce takipçisi olan Şüphet'in iki özel bakıcısıyla bir de koruması bulunuyor. Efendim, TGRT Ana Haber Bülteni'nin sonuna geldik. Yarın akşam 19.45'te görüşmek üzere. İyi geceler.